Sosyal medya hesabından Azrail'i sembolize eden bir resimle "seni unuttum zannetme" yazısını paylaştı. Ardından da sinyallerini verdiği dehşeti hayata geçirdi. Eşini, kayınvalidesini ve onların komşusunu katletti. Ufak kız geliyor oradan. Annemi diyor, babamı öldürdü diyor. Eşini, kayınvalidesini ve komşusunu hayattan kopardı. Cani damadın cinayetler öncesi paylaşımı kan dondurdu. Sıkı iki el, iki tane kadın ölüyor. Korkunç olay İzmir'de dün akşam saatlerinde yaşandı. İddiaya göre Halil Tümen ve Serpil Palalı çifti boşanmanın eşiğindeydi. İki çocuğu ile birlikte kayınvalidesinin evini basan o damadın elinde bir de silah vardı. Eşiyle kavgaya tutuştu. Kayınvalidesi kavgayı ayırmak istedi ama o araya girince cani damadın öfkesi katlandı. Gözü dönen damadın elindeki silah bir anda ateş aldı, eşini ve kayınvalidesini vurdu. Onlar kanlar içinde yere yığılırken ne yazık ki çiftin iki çocuğu da o dehşet anlarına tanık oldu. Evine giriyor silahla, iki el silah sıkılmış. Çocuk var, küçük ölen bayanın çocuğu. Abime geliyor, amca yardım et diyor, annemi vurdular diyor. Sesleri duyan bir komşusu belki bir yardımım olur diye koştu ama... Abim de ayırma amaçlı gittiği için kapıdan çıkar çıkmaz onun da elini tutuyor, onun da beynine sıkıyor. Komşuları Hamza Kuzucuk ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Yolda o da hayatını kaybetti. Cani damadın cinayetleri işlemeden önce sosyal medya hesaplarından yaptığı paylaşım aslında yaşanacak kabusun sinyallerini veriyordu. Azrail tasvirinin üzerinde "az işim var, seni unuttum zannetme" yazıyordu. Bir başka paylaşımında da çocuklarıyla fotoğrafını yüklemiş ve "siz benim tek gerçeğimsiniz" notunu düşmüştü. Ama yaptığı o paylaşımla çelişti. Çocuklarını hem annesiz hem de babasız bıraktı. Suç aleti silahıyla yakalandı. İfadesinde boşanma aşamasındaki eşinin telefonunda gördüğü mesajlara sinirlendiğini, onun başkasıyla yaşadığını iddia etti. Araya giren komşuysa isteyerek vurmadığını söyledi. O cani tutuklanıp cezaevine gönderildiği sırada eşi, kayınvalidesi ve komşularının cenazeleri toprağa verildi.